Selamlar. Varoluşçuluk serisini o diğer felsefem serisi kadar önemsiyorum. Çünkü yani sadece felsefenin bu vita contempla vita olan, soyut, düşün yaşamı denen duruşunun dışında aslen ve bence kökensel olarak da bir bilgelik öğretisi tarafı var. Ve varoluşçuluğun burada çok kritik bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Egzistansiyalizmin yani. Burada maceramız şöyle başlıyor aslında. Hepimiz cansızdık demiştim. Ama burada isimle değil de fiille ilgilenmek istiyorum. Cansızlar ne yapar? Durur demeyin. O biraz Parmenidesçi bir duruş oluyor. Cansızlar çürür. Çürüme içindedir. Entropi. Hepimiz bir zamanlar cansızdık. Ateştik, suyduk, havaydık, topraktık. Oralardan geldik. Sonra yani bir insanın kendi kişisel macerası açısından söylediğimde cennet zamanlarımız, ekmek elden su gölden, akvaryumda yüzen bir balık gibi cenin olduğumuz zamanlar, anne rahmindeki cennet günlerimiz. Orada her şey bendi, ben, omnipotans, tüm güçlülük diye çevriliyor. Bu biraz vahdet-i vücuta da benzer. Vahdet-i şuhut da gibidir bir nevi. Her şey bendir, ben dışında bir şey yoktur. Mutlak yektir. Ve günün birinde yasak ağaç, mülkiyet, biraz Marksist bir okuma olacak ama hoş gerçi sartırıcı bir okumayla varoluşçuluğun içinde Marksizm çok emanet durmaz. Ben benimim der cenin. Bu yasak ağaçtır. Ve cennetten kovulur. Yani doğar. Doğduğunda anne memesine düşer. Doğrudan doğruya dünyaya düşmez. Çünkü insan yavrusu cennetten dünyaya düşmeyi kaldıramaz. Diğer canlılar böyle değil. Onların süreçleri biraz daha keskin oluyor. Fakat insan aşamalar halinde tedricen dünyaya düşüyor. Anne rahminden memeye düşer. Memede 2 yıl kadar vakit geçirir. Fakat bu sefer bir şey vardır. Omnipotans bozulmuştur. Artık akvaryumda yüzen balık değildir. Çünkü her şey ben değildir. Sen de vardır. Sen nedir? Memedir. Ötekiler romanını okuyanlar bu kısmı hatırlar. Orada bahsetmiştim. Daha sonra nereye gider? İlk kopuşu anne rahmindendi. İkincisi memeden. Üçüncüsü ailenin içerisinde belki 6 yıl, 7 yıl okul başlayana kadar her neyse. Vakit geçirdikten sonra aileden kopar. Sonra ilerleyen yaşlarında da cemiyetten kopar. Şimdi bu kopuşları sırasında insan yavrusu, beşer, 4 dehşetle zaman zaman yüzleşir. Ölümün kaçınılmazlığıyla, o yalnızlığın sonsuzluğuyla, yalıtılmışlığın ya da özgürlüğün mahkumiyetiyle ve tabii en son anlamsızlıkla. Yani evrenin insana kayıtsız oluşuyla. İşte bu 4 dehşetle yüzleştiğinde yaşadığı bir anksiyete vardır. Buna biz egzistansiyalist anksiyete diyoruz. Ya da varoluşçu kriz filan da diyorlar. Biraz Fransızların laflarıdır bunlar. Sonra ne yapacak? 2 tane ihtimal var. Birincisi, ya bu varoluşla yüzleşecek ve bu 4 dehşeti tek tek masaya yatırarak çözecek, mekanizmalar geliştirecek, cevaplar geliştirecek, yani güçlenecek, yani beşerden insan olmaya tekamül edecek.
Diğer duruş inkar. Çoğumuzun yaptığı gibi. Çeşitli uyuşturucular var. Aşık olmak gibi. Bir gruba ait olmak gibi. Bizim o omnipotans günlerimizi, yani anne rahmindeki cennetimizi özlediğimiz günlerde olduğu gibi. Cenin gibi kıvrılırız. O günleri hatırlarız. Bazı psikolojik sorunlarda bir regresyon vardır, geriye dönüş. Mesela işte su dolu küvette, ılık suda uzanırız, kalırız bir süre. Bu farklı bir huzur verir. Bunun kökeni tabii ki bu anne rahmi günlerimizdir. Aslında bu varoluşçu kriz dediğimiz şey, insanı hayat boyu dört dehşetle karşı karşıya kaldığı için hayat boyu yakasını bırakmaz. Hiçbir canlı da yoktur çünkü hiçbir canlı bu kadar fark etmez. Yani öleceğini bilmek, yalnız olduğunu bilmek. Canlılar için biraz, nasıl diyeyim, aşırı şeylerdir. Çünkü belirli bir oranda farkındalık istiyor. İşte en kıdemli varlık seviyesi insan. Yani yaşayan. Tekrar baştan söyleyelim mi? Cansızdı, çürüyordu. Canlıyken hayatta kaldı. Beşerdi yani. Sizin insan sandıklarınızın çoğu gibi. Nietzsche'ci anlamda pembe yanaklı maymunlar gibi. Daha sonra ne oldu? Beşerden insana yükseldi. Yani hayatta kalmaktan yaşamaya hicret etti. Yani dört dehşetle yüzleşti. Bu konuyu çok önemsiyorum çünkü aslına bakarsanız felsefelerde, kadim kültürde filan da öyledir. İnsanı bir yükselip alçalan değer gibi görür. Yani mesela bir kedi hayatı boyunca kedidir. Değeri yükselmez. Bütün kediler aynı değerdedir. Bir tavşan doğar ve tavşan olarak ölür. Ama bu insan yavrusu için geçerli değil. Beşer olarak doğar. Belki insan olarak ölebilir. Mevlana ne diyor buna? İnsanı kamil. Yani o da şöyle tanımlıyor aslında. İnsan olarak doğuyoruz. İnsanı kamil. Kamil ne demek? Kemal. Kemalat, mükemmel oradan gelir. Üste yükseliyor. Tasavvufta böyle nefsi emmare, nefsi levvame filan gibi aşamalar vardır. Nefsi mutmainne filan diye. Mesela Nietzsche bunu Übermensch olarak tanımlamış. Yani pembe yanaklı maymundan Übermensch'e yükseliş. Ya da Maslow mesela piramidinde kendini gerçekleştiren insan diyor değil mi? Yani demek ki bir üst ve alt kavramı var. Ya da bir bilgelik. İşte bu yükseliş, yani benim zaviyemden, benim diyalektiğimden varoluşçu bir çözümlemeyle ancak gerçekleşebilir. O dört dehşeti çözmek. Aslında bir hayli zor çünkü parçalarını ayırıp masaya koyduğunuz zaman öyle bir günde falan geri birleşmiyor. Devamlı masanızda duruyor. Sizi rahatsız ediyor. Anksiyetenizi tetikliyor. Bu arada anksiyete Kierkegaard'a aittir. Anksiyete kavramı. Kaynağı belirsiz korku demek. Kierkegaard kimdir? Varoluşçuluğun babası. Yani varoluşçuluğun babasının, anksiyetenin babası olması tesadüf değil arkadaşlar. Bununla ilgili belki yine bir yazı dizisi ya da yine buna benzeyen sesli açıklamalar yapabiliriz. Bilmiyorum. Şimdilik vedalaşalım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.